36. Ahilik kutlamaları ardından Geçtiğimiz günlerde 36. Ahilik kutlamalarını yaptık. Devlet hatırı sayılır bir bütçe ayırıyor. İl valisi, belediye, milletvekili, esnaf odaları, ilgili daireler ve siyasiler yoğun bir gayret ile haftanın yoğun ve canlı geçmesi için ellerinden geleni yaptılar. Lakin esnafın bayramına esnafı bir türlü toplayamadık. Katılmaları zorunlu daire müdür ve yetkilileriyle öğrenciler olmasa protokolün dışında kimseyi bulamayacağız. Esnaf ve zanaatkarların neden katılım sağlamadığının cevabını araştıralım. Ahilik, Ahı Evran tarafından kurulan sadece esnaf dayanışma teşkilatı değildir. Ahilik iyi ahlakın doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin, kısacası bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzendir. Ahi Evran sadece esnaf ve sanatkarlar piri değil, Moğol zulmüne baş kaldıran ve savaşan bir komutan, tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp eğitimi almış derin bir alimdir. Yani yerinde tasavvuf şeyhi, yerinde tabip, yerinde asker, yerinde zanaatkar, yerinde imam yerinde öğretmendir. Kısacası ahilik ve ahi evran hayatın her alanında vardır ve ahilik bir hayat tarzı, yaşam biçimidir. Analizimde kastımız hiçbir şahsı ve kurumu kastetmek değildir. Sistemi sorgulamaktır. İhalesi Ankara'da yapılan ve her yıl aynı şirketin organizasyon ihalesini aldığı ve Kırşehir esnafının kendinden bulmadığı bu sistem baştaki garabettir. Bu sistemde ayrılan bütçenin ne kadarı kırşehir esnafına yansıyor? Bu önemli. Acaba gelmiş, geçmiş ve gelecek olan valiler, vekiller, oda başkan ve yöneticileri, ilgili daire müdürleri, siyasiler ve hasıl kutlama ile ilgili tüm kuruluş ve kişiler ne kadar ahilik öğretilerini yaşıyorlar? Acaba ahilik prensiplerini ne kadar hayatlarına rehber edinmişler? Acaba Ahilik hayatını ne kadar kendi hayatlarında uygulamışlar. Acaba yıllardır seçilen yılın ahisi, ustası, kalfası, çırağı ahi evranı ne kadar biliyor? Ahiliğin yaşam şekli olduğunu biliyor mu? Acaba yılın ahisi, ustası, kalfası, çırağı ne kadar kendini ahi hissediyor? Yılın ahisini, ustasını, kalfasını, çırağını seçen kurul seçtikleri kişilerde ne kadar ahi evranı görüyorlar veya görme gibi bir hassasiyet taşıyorlar mı? Öğretileri ve hayat mücadelesi en az Mevlana kadar veya daha fazla kıymetli olan ahi ve ahiliği biz Mevlana kadar niye evrenselleştiremedik? Basına mesafeli olmayı kazanım zanneden yöneticilerle ulusal ve yerel basını ahiliye neden katamadık? İşte tüm bunların cevabını doğru verdiğimiz zaman ahiliği ruhuna uygun kutlarız inşallah.